Türk Silahlı Kuvvetleri dosta düşmana gücünü bir defa daha gösterecek. Türkiye tüm denizleri kapsayan dev tatbikata Mavi Vatan 2019 tatbikatına hazırlanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılacak tatbikat özellikle Akdeniz'de olmadık rüyalar görenlere gövde gösterisi niteliğinde. Tatbikata verilen isim aslında her şeyi anlatıyor. Mavi Vatan ifadesini ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kullanmıştı. 462 bin kilometrelik Türkiye'nin deniz alanını ifade eden Mavi Vatan, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında da yer almıştı. Mavi Vatan 2019 27 Şubat 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Tatbikat Türkiye'nin egemenlik haklarının geçerli olduğu 462 bin kilometrelik alanı kapsayacak. Yunanistan ve Rum kesiminin hak iddia ettiği bölgede tatbikat sahası için. Yunanistan ve Rum kesimi Türkiye'nin de hakkının bulunduğu alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Atina yönetimi önce İtalyan petrol arama şirketiyle Akdeniz'de Türkiye'nin sabrını test etmeye çalıştı. Ancak Türk donanması hem Yunanistan'a hem de İtalya'ya gereken yanıtı attığı devriyelerle verdi. Kuzey Kıbrıs Rum kesimi bu girişimin başarısızlığa uğraması sonrası bu defa Amerikalılarla birlikte hareket etmek istedi. Ankara tavrını ortaya koydu. Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen oldu bittiye izin vermeyiz dedi. Türk hücum bot ve fırkateynleri halen Akdeniz'de petrol arama faaliyeti yürüten Türk araştırma gemilerini hem kollama görevini yürütüyor hem de Türkiye'nin kırmızı çizgilerini koruyor. İşte bu atmosferde düzenlenecek tatbikata deniz kuvvetlerinin yanı sıra kara ve hava kuvvetleri de katılacak. Kuvvetler eş güdüm halinde görevler icra edecek. Milli savaş sistemleri yoğun olarak kullanılacak. Milgen projesinin 3 gemisi Heybeliada, Büyükada ve Burgazada da tatbikatta boy gösterecek. Milli Deniz Seyir Füzesi Atmaca seri üretim aşamasına gelmişti. Tatbikatta Atmaca füzelerine ilişkin yeni testler de yapılabilir. Ayrıca tatbikatta hava ve kara güçlerinin de yer alması akıllara Advent projesini getirdi. Havelsan tarafından üretilen ve testlerinin son aşamaya geldiği sistem birden fazla birime silahlar ve sensörlerini ortaklaşa kullanarak harp etme yeteneği sağlıyor. Bu sistemin de tatbikatta denenebileceği konuşuluyor. Tatbikat Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını gösteren adımlardan biri. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız vurgusunda bulundu. Türkiye'nin bir tutumu var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklarını her zaman koruyacaktır. Ve bu bakımdan da güvenlik ve garantilerle ilgili, yani sıfır garanti, sıfır güvenlik, sıfır asker gibi düşüncelerden bir an önce uzaklaşmalarını, hatta rüya ise uyanmalarını, hayal ise bu hayalden vazgeçmelerini hatırlatıyoruz. Bu esasen onlarla dalga geçmek ya da gerçekten onları aşağılamak anlamında değil. Gerçekten yani bunun değişmeyen bir gerçek olduğunu görmeleri ve buna göre ne müzakere edeceksek edelim. Bunun için söylüyoruz.